Hocam bende kıl dönmesi var. Bu acaba kendiliğinden geçer mi? Şimdi öncelikle kıl dönmesi sorunu en sık kuyruk sokumu bölümünde olur. Bunun dışında koltuk altı bölgesi, göbek bölgesi, kasıklar gibi çeşitli bölgelerde de olabilir. Özellikle kuyruk sokumu bölgesinde olması kişilerin daha çok böyle aşağı doğru kaykılarak oturması sebebiyle kılların yukarı yerine aşağıya büyümesi ve orada bir kesecik oluşturması, zaman içinde bunun iltihaplanması neticesinde oluşur. Bu Türk erkeklerinde %10, yani 10 kişiden birinde ortalama görünen bir sorundur. Genelde 15, 16 ile 40 yaş arası veya 20-40 yaş arası genç nüfusta görülür. Burada bölgeyi kıldan arındırmak çok yarar sağlar. Bunu yani bir işte elektrikli bir alette de yapılabilir. Hipermatik gibi ya da jilet gibi bir şeyle de yapılabilir. Veya lazer epilasyon yapıda aynı şekilde yapılabilir. Bunun dışında çeşitli tüy dökücü kremler vardır. Biraz tahriş edebilir bölgeyi ama o da aynı şekilde dikkatli kullanılarak oraya uygulanabilir. Onun için burada özellikle kılları uzaklaştırmak, oranın üzerine öyle kaykılarak oturmaktan vazgeçmek, olabildiğince hareketli olmak yarar sağlar. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileriyle uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.